açıklamasıyla Tolgahan Sayışmağanı. Hayatımın en ilginç deneyimi yaşıyorum. Güzelliği ve esprileriyle Almeda Sayışmağanı. Ev işlerinde yardım eder mi Tolga? Ve ekranda ilk kez tüm sevimliliğiyle kucağımda çok değerli bir misafirim var. Efehan Sayışmağanı. Baba. Evet baba. Yakında dünyaya gelecek bebeklerinin adını ilk kez Show TV'yi açıklayan. Söyle ya. Söyleyeyim mi? Söyle söyle. Ben isim buldum zaten. Aa, ne güzel. Sayışman ailesiyle kahkaha dolu yeni yıl sohbeti. Dün de muz ağacı aldı. Muz ağacı aldı. Evet, o kadar yani. Şimdi de üçüncüyü konuşmaya başladık. Benzinciler bile kapalı, ben gidiyorum sizin için dışından tatlı getiriyorum. 2021'in ilk hafta sonunda eğlenceli bir aileyle sohbet etmeye ne dersiniz? Çırağan Sarayı'nda Ömür Sabuncuoğlu'nun kucağında bir yakışıklı, karşısında da onun mutlu ailesi var. 2021 yılının ilk hafta sonundan iyi pazarlar sevgili seyirciler. Kucağımda çok değerli bir misafirim var. Efehan Sayışman. Annesi ve babası sevgili Tolgahan, Almeda Sayışman da yanımda. Günaydınlar, iyi pazarlar. Günaydın, iyi pazarlar. İyi hafta sonları. İyi seneler. İyi seneler. Evet. Ömür Sabuncuoğlu'yla iyi anlaştı minik yakışıklı Efehan. Biz Efehan'la gayet iyi anlaştık. Evet, vallahi bayağı aynen. Sevdi seni. Yeni uyandı, biraz böyle hafif gözü şey. Gözü evet. Şiş şu an. Gözü şiş, kendisi biraz sersem ama. Bir de kameralardan dolayı tabii şu an aynen. Biraz şey. Gene tahminimden aynen. İyi vallahi. İyi değil mi? Kucağında oturdum. Aynen. Evet. Son derece yakışıklı. Teşekkür ederiz. Kime benzediğini anlamak aslında hiç de zor değil ama adettendir. Soralım. Kime benziyor? Valla aynı babası hani çünkü. Evet. Değil mi? Biliyor musun? Gel bir kolyeni anlatsınlar. Çok güzelmiş. Babacığım. Çok şıksın. Efehan. Gidiyor musun? Nereye? Biz el ele tutuştuk, tamam. Babacığım. Kolyemi çok beğeniyorum de. Evet. Çok tarzsın. Aynısı babanda da mı var? Babasında değişiyor. Babasında aslında. Değişiyor. Aynısından var. Bende de var tabii. Bu arada ailemiz büyüyor. Efehan'a bir kız kardeş geliyor. Tebrik de ediyorum bu arada. Teşekkür yeni ederim. Bebek geliyor. Evet, evet. Şu an aslında 4 kişiyiz. Ben eksik bir anons yaptım. Aynen. Evet, hayırlısıyla inşallah. İnşallah. Bakalım. Nasıl, belli olmaya başladı mı? Oldu. Belli olmaya başladı bayağı. Hı-hı. Çıktı ortaya. İşte 4,5 aylığım şu an. Bakalım. Hayırlısı. Heyecanlıyız ikimiz. Bu sefer kız olacak. O yüzden böyle biraz değişik. Bir sohbeti sürdürürken kafasına göre takılan Efehan yine geliyor yanımıza. Daha böyle Efe yeni olduğu için, hani yeni doğurduğum için Efe'yi böyle daha bununla... Evet. Efehan'la. Bravo. Bravo. Yeni yeni olduğu için daha böyle bu heyecanı yaşayamıyoruz. Sayışman ailesinin henüz dünyaya gelmeyen yeni ferdi büyük bir sürprizle gelmiş. Yani, büyük sürprizle. Büyük sürprizli çünkü şey check-up için gitmiştim ben hastaneye. Öyle öğrendim. Hani öyle bir sürpriz. Evet. hiç beklemiyordum. Tolgahan Sayışman kız çocuğun hayalini kurmuş yıllarca. Erkek olacağını düşünüyordum. Öyle hissediyordum ama tabii kız olursa çok daha mutlu olurum dedim açıkçası. Bebeğinin cinsiyetini öğrendiği videoyu izlemiştik geçtiğimiz haftalarda. Sonra da bana bir sürpriz yaptılar. Ya o video evet çok güzel hakikaten. Peki ne olacak kızımızın ismi? Akıllarda bir isim var mı? Peki netleşti mi kafanda Almeda isim ya da isimler? Hani? Dediğim gibi 2-3 isim var böyle gitgellerdeyim. Söyleyecek hani... misin bir tane? Söyle ya. Söyleyeyim mi? Söyle söyle. O zaman madem izin verdim ben isim buldum zaten. Aa, ne güzel. Ve Show TV'ye özel sürprizlerini yapıyor. Kızlarının isimlerini ilk kez açıklıyorlar. Hayır çünkü buraya gelmeden şey diyorum. Söyleyebilir miyim dedim.
senin kafanda ne var diyor. İşte bir iki tane var diyorum. Ama söylememe izin ver dedim. Şimdi de isim verdiğine göre Alina. Ha, ne güzel. Alina Sayışman geliyor yani dünyaya. Ne güzel bir isim bu. Alina çünkü bizde de çok var. Avrupa'da da çok var. İşte hani bütün dünyada bir zorluk çekemeyeceği bir isim. Türkiye'de de çok olmaya başladı. Ben çok duyuyorum. Bir de çok seviyorum ben çok Alina. Çok güzel ismini. Evet. Aynen. Evet, Alina. Zor bir hamilelik geçiriyormuş Almeda Sayışman. Peki hamilelik nasıl geçiyor? Çok zor açıkçası. Bu sefer yani Efe ile ben çok rahat geçirmiştim. Sürekli böyle geziyorduk. Biz sürekli yurt dışındaydık. Bir yerlerdeydik yani sürekli. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün zor yataktan kalktım. Yani gerçekten böyle yatarak geçiriyorum. İşte cildim bozuldu bayağı bir. Hani derler ya kız çocuğu annenin güzelliğini alırmış. Bayağı sen, bir böyle bir şey götürüyor yani. Şu benden an. Hiçbir şey almamış onu söyleyeyim. Yok yani. Almaya başladım ben görüyorum. Efe Han'a hamileyken dünyayı gezdiler. Ama şimdi malum pandemi dönemi. Efe döneminde gerçekten çok geziyorduk yurt dışına. Aynen. Çok çıktık. Hatta karnı burnundaydı en son bir Roma seyahatimiz var. Evet. En sevdiğimde fotoğrafını çektim orada. O ekrana getirelim dev o fotoğrafı. Dev bir dondurma elinde. Bütün Japon turistler Almeda'yı çekiyorlar. Herkes ona böyle. Çünkü şöyle bir göbeğim vardı, bir de şöyle bir dondurmam vardı. Sürekli muz yiyormuş Almeda Hanım. Mide bulantım var. Bol bol böyle. Muz yiyor. En sonunda evde onu soracaktım evet. Aynen sürekli muz yiyorum. Bir o bastırıyor mide bulantımı. Hı hı. Dün de muz ağacı aldı. Muz ağacı aldı. O kadar yani durum. Sohbetimiz devam ederken Tolga Han Sayışman hayatının en güzel deneyimini yaşadığını söylüyor. Hayatımın en ilginç deneyimini yaşıyorum yani. Oğlum röportaj bambaşkaymış gerçekten de çok zormuş. Bir de ilk defa yapıyoruz biz evet, röportajı değil aynen. Mi? Evet, evet ilk röportajımız evet, aynen. Efe ile. Efe ile ve... Aa doğru. Alina ile evet. Ve Efe ile. Evet. İlk grubu. Konumuz aşermeler. Almeda Sayışman'ın ilk hamileliğinde canı cevizli baklava çekince bakın neler olmuş. Çekimdeydin galiba. Ben dedim ki baklava istiyorum. He. Hatırlamıyor musun? Bir dakika. Baklava ama böyle öyle böyle değil. Bir de cevizli normalde böyle ev baklava baklavası. Normalde de yemem. Ben çok böyle hani tatlıcıyım ama böyle hani hamur tatlıları sevmem. Çikolata üzerinde böyle tatlıları seviyorum. Canım bir baklava çekiyor. Dedim ki ne yap ne et. Baklava getir getirmedi ama. Ha neden? Yerine başka bir şey getirdim. Pandemi dönemindeyiz. Mekanlar her yer kapalı. Ona bana rağmen şey gittim getirdi, patlı böyle getirdim şey, sana. İnsan onu söyler. Sanki yeşil her yer şey. Açık baklava hayır, herkes ulaşıyor da yeşil, sanki. Yeşil bir şey gönderdim. Yeşil bir şey mi? Getirdim. Ya işte şey. Fıstıklısından mı? Aynen. Gördüğünüz gibi çok sempatik bir aile onlar. Peki Almeda hiç yaptığın oldu mu böyle hani aşermeyip de hadi Tolga Han'ı bir yere göndereyim de bana bir şey alsın diye? Yok öyle daha olmadı. Artık şey yapıyorum, kendim söylüyorum zaten. Daha ikinci bebek yoldayken üçüncünün planları yapılmış bile. Şimdiden üçüncüyü konuşmaya başladı. Ben dedim ki şöyle bir evet, şöyle bir anlaşma yapalım dedim. Hani hamile kaldığım günden itibaren senle beraber böyle bir kilo alacağız. Ama sen de benle beraber kilo alacaksın. Hı-hı. Sonra o kiloları beraber veririz. Güzel fikir. Sonra böyle dedi ki... Sen 30 dakika içerisinde 16 kilo veriyorsun. Ben ne yapacağım? Alması kolay. Ondan sonra nasıl? Doğumdan sonra hemen zaten aldığın kilonun yarısı gidiyor. Gidiyor. Evet. Biz ne yapacağız? Hayat fedakarlık. Yarısı. Evet. Aynen. Şaka maka gerçekten üçüncü bebeği istiyor galiba Tolga Han Sayışman. Üçüncüyü hakikaten düşünüyor musunuz? Gerçekten başladı. Hani fena alıştı artık. Ben tutuyorum. İnşallah hayırlısı kısmet. Vallahi. Kısmet diyorum. Ben hepsine nasıl kısmet dedim hep. İyi oluyor yani. Evet. Ben böyle... Değil mi? Evet. Madem üçüncü çocuğu istiyor, ev işlerinde yardım eder artık eşine. Peki ev işlerinde yardım eder mi Tolga? Ya ben arkadaş sete giden ben, dışarıda çalışan ben, tekstille uğraşan ben, inşaatla uğraşan ben, bir de ev işlerine de ben mi yardım edeyim yani? Evet.
Öyle bir baktın ki, tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol, Allah razı olsun. Yok şöyle, ben Tolga'dan bir şey yapmasını beklemiyorum zaten. Aynen. Başladık ya. Sadece ya, bozmamasını bekliyorum. Hani mesela o yapılmış şey bozmasa daha iyi, anladın mı? Ne yani? Dağınık mı Tolga Han Bey? Hiç öyle görünmüyor oysa ki. Çok dağınık. Tam o soruyu soracaktım. Dağınık mı? Çok yani. Dağınıklığı hiç sevmem ama. Evet evet, çok aynen. Rahatsız oluyorum dağınık bu arada ortamdan. Kendisi bak, kendisi böyle günde 2-3 defa böyle duşa giren, böyle hani böyle şey gibi, böyle evde de böyle yani. Evde de gayet hani her an çekime hazırım evet, yani. Evet evet. Ama etraf, yani etrafı böyle pisletiyor böyle olmak için. Yani pisletiyor derken bu hale gelmek mesela için. Ya işte üstümdekini bir kenara atıyorum. Ne bileyim işte. Aynen. Fön makinesi mesela bir tarafta, şu, tarak bir yerde, şunu, saç spreyi bir yerde. Şunu bulacak diye. Evet, şu ceketi bulacağım diye o 10 tane ceketi dolaptan çıkartıyorum, bir yere koyuyorum. Aynen. Ama kendisi temiz. Evet. O zaman evde bir çocuk daha var yani. Tabii. Senin, evet, ben söylüyorum, ben ilk çocuğum bu benim. İlk çocuğum. Eşinin Arnavut inadına Tolga Han Sayışman'dan esprili yanıtlar. Mümkün değil. Hayır, niye biliyor musun? Yok gerçekten. Tolga Han Sayışman'ın meşhur saçı Almeda Sayışman'ın diline düşerse her şeyi mahvedip çıkıyor. Tamam, şey anlatma o kadar. Rezil ettin beni ya. Ve minik Efe Han'ın saçı da babasının izinde. Bir de şimdi Efe'nin saçını yapmaya başladı. Minik Efe Han'ın dansları ve sempatisiyle Sayışman ailesinin sohbetinin devamı yarın pazar sürprizinde. Hehehehe